Herkese selam. API derslerimizin içerisine hoş gelmişsiniz. Bu dersimizde JSON datasını çekeceğiz. Evvelki dersimizde text datasını çekmiştik. Burada button 1'e biz bir funksiyon yazmıştık. JavaScript sitesinde document query selector button 1 bir event alav etmiştik. Buraya kliklendikte get text file olsun. Get text file funksiyonumuzda ise biz fetch'ten istifade ederek malumat text file'ından biz datalarımızı seçip ekranda yazmıştık. Button'a klikleyen de ekranda bu yazı ortaya çıkırdı. Bu dersimizde ise JSON failinden malumatı seçmeye göstereceğim size. JSON failimiz button 2 hissesindedir ve biz çeşitli JavaScript sitesinde kodlarımızı yazmağa ve ben bu hissede bunu kopyalayarak button 2 yazacağım. Ve button 2 yazdıktan sonra ise bu hissede get JSON yazıram. Bu JSON'ı yazdıktan sonra ise ben fonksiyonumu da kopyalayarak bu hisseye alav ettim ve biz burada get JSON yazar. Bunu yazdıktan sonra ise biz görürüz ki fetch malumat text yazılıb bu hissede. Malumat text yerine bizim JSON failinin adını yazmalıyıq. Data 1 1.json yazdım. Ve then function response return response text değil. Bize JSON file'ıdır burada. Ve then function data. Data yerine hemen burada article'dan yazacağım. Article. Ve ben bu hissede ilk önce olarak yoklamak için konsoldan istifade edeceğim. Console.log ve bu hisseni açtım. Articles. Ve yoklayalım. Görelim bizim datamız çeşit mi? Ve bu hissiyen baktım. Inspect edip. Ve görürüm ki benim burada bir iki tane array'im var. Başlık 1, başlık 2, məlumat 1, məlumat 2. Ve ben gelen data.json içerisinde görürüm ki, həqiqətən title'ları belədir. Ve body hissələr de eyniyle məlumat 1, məlumat 2 yazılmıştır. Keçid edək bu sefer ise, ben indi istəyirəm ki, burada yazılan değerlerimiz ekranda kliklendiğinde yazılsın. Ve ben bunun için bir event əlavə etməliyəm bu hissəyə. Event əlavə etmişəm. Ve bunun için ise ben buradan bunu silerek ulun içerisinde for each vasitəsilə datalarımı sıralayacağım. Ve başlayaq. İlk önce biz burada let data 1 yazarak ulun açılış tagini yazacağız içerisinde. Ul nöqtəli virgül ve aşağıda articles nöqtə for each ve beraber funksiyamız yazacağız burada function article ve bu hissede ise scope'larımızı aça ve scope'ların tercihinde data plus data 1 plus beraberdir ECMAScript 6 ile gelen dırnaqlarımızı yerleştirir bu hissede ve bunun için değişenler yazma olur li başlık. Başlık yazdıktan sonra isə dollar işarəsi skopları açdım. Mənim dəyişənlərim burada da article nöqtə title. Title yazdıktan sonra isə trim məlumat. Yenə dollar işarəsi skoplar article. Bu hissədə isə body yazırıq. Və bunu yazdıktan sonra lini burada bağlayırıq. Lini bağladıqdan sonra nöqtəli virgül. Ve lini bağladıktan sonra ise ben keçidim bu aşağı hissede data 1 ile ulumu bağlamağa ve bu hissede dırnaqlar bunun içerisinde limi burada ulumu burada bağladım ve bağladıktan sonra ise document get element by id vasitesiyle datamı ekrana göndereceğim. Element by id ID'mizden data 1 ve inner html ile plus beraberdir data 1 ID'si ve ben bunu yeniledim ve klikledim ve görürüm ki JSON datam ekranda görsəm de ve biz burada sonuncu olarak neler gördük nəzər yetirə bir for each yazdıq for each'in içerisinde article larımız vardı. Burada article title, article body,
bunlar linin içərisində dövr edir. Data 1 dəyişənlə bərabərləşdirilib və sonra data 1-in içərisində ullarımız var idi və həmin data 1-i də biz get element by id ilə inner.html-in içərisində göndərmiş olduq. Bu dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşənə dək hələlik kanala abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın. Çox sağ olun.